kendiler. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği işbirliğinde Türk piyanist Verda Erman'ın anısına düzenlenen 2. Gülsin Onay Piyano Festivali'nin kapanış konserine hepiniz hoş geldiniz. İki yılda bir düzenlenen Gülsin Onay Piyano Festivali'ni bu yıl 5-7 Ekim 2021 tarihleri arasında ikinci kez gerçekleştirmiş olmaktan büyük keyif duyuyoruz. Ülkemizin kültürel yaşamına destek vermenin yanı sıra piyano eğitimi alan her yaştaki piyaniste çalıştıklarını sergilemenin, repertuar gelişimine katkı sağlamanın ve aldığı eğitim akademik ve sanatsal boyutuyla değerlendirilmesine olanak tanımanın amaçlandığı festivalimiz kapsamında iki gün boyunca konserler, yarışma, panel, Gülsin Onay Atölyesi gerçekleştirildi. Festivalimizin kapanışını ise bu akşam unutulmaz bir konserle taçlandırıyoruz. Değerli konuklarımız, küçük yaşlardan beri bir dahi olarak tanımlanan, müzik eğitimi ve kariyeriyle 5 kıtada ses getirmiş, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilmiş, Türkiye Devlet Sanatçısı, piyanist Sayın Gülsin Onay'ı siz değerli sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Besteci Ahmet Adnan Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve Bilkent Üniversitesi'nin de sürekli sanatçısı olan 2003 yılından biridirse UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi sanatçımızı bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir hayranlıkla dinliyor olacağız. İki bölümden oluşacak olan konserimizin ilk bölümünde Gülsin Onay'dan piyano resitali dinleyeceğiz. Verilecek aranın ardındansa Gülsin Onay, ülkemizin yetiştirdiği önemli piyanistlerden Esra Poyrazoğlu Alpan'la birlikte bir piyano konçertosu sunacaklar. Konserimiz öncesi 2. Gülsin Onay Piyano Festivali yarışmasının sonuçlarını da ilk kez açıklıyor olacağız. Ancak öncesinde festivalin ev sahiplerinden Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sayın Şifa Çolakoğlu'nu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyoruz. Evet, çok uzun zamandan sonra siz değerli seyircilerimizle ve konuklarımızla bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Birincisini bizim ülkemizin çok önemli değerlerinden ekol olmuş çok değerli piyanist ve eğitimci merhume Sayın Jale Derviş hanımefendi anısına düzenlediğimiz. İkincisini ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçılarından romantik dönemin usta yorumcusu, devlet sanatçısı Sayın Verda Erman'ın anısına düzenlediğimiz piyano festivalleri ülkemizdeki gençlerimize bir ufuk açmak, onların geleceğine bir ışık tutmak esasta. Böylesi bir organizasyonda bizlere birlikte çalışma fırsatı tanıdıkları için çok büyük mutluluk duyduğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine, başta Profesör Doktor Sayın Aykut Hoca'nına ve Sosyal İşler Kültürel Aktiviteler Sorumlusu Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Deniz İşçioğlu'na, bu gecede bizlere çok büyük yardımcı olan çok sevgili Burcu Betin'e ve sunumlarında bizlere yanımızda olan sevgili Çiğdem Emirzade'ye huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında festivalimizde çok değerli jüri üyelerimiz, Türkiye'den ve buradan çok değerli piyanist, eğitimcilerimiz bizlerle birlikte oldular. Onların isimlerini müsaadenizle burada zikretmek istiyorum. Sayın Gökhan Aybuluz, Çağla Çöker, Tayfun İlhan, Gözdem İlkay
Atakan Sarı, Kenan Tatlıcı, İlter Vurucu, Yulia Strastenkova Yılmaz. Kendilerine buradan gönül dolusu teşekkürler etmek istiyoruz. Çünkü kendi zamanlarından ayırdılar ve gönüllü olarak bizlere bu yarışmada jüri üyeliği yaptılar. Değerli değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında festivalimizin koordinatörlüğünü yürüten Sayın Atakan Sarı'ya, derneğimizin değerli şefleri Sayın Rana Uluçay ve Erkan Dağlı'ya, yönetim kurulu üyemiz Sayın Esra Uluçaylı'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Picasso'nun güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Her çocuk bir sanatçıdır. Zor olan ondan sonrasında nasıl sanatçı kalabilmektir. Bu akşam burada zoru başarabilen iki tane sanatçıyı dinleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Sağ olun. Sayın Şifa Çolakoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Festivalimizin bir diğer ev sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Doktor Aykut Hoca'nın konuşmaları için davet ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, değerli sanatçılar, hepiniz hoş geldiniz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bu etkinlikte katkıda bulunur pozisyonda olması bizim için son derece gurur verici olmuştur. Kıbrıs Türk Polifonik Derneği'ne çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiği için. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmetin yanında kültürel, sosyal konularda da bütün açılımları yapmak için her zaman öncü olmak istemektedir. Bugün Sayın Gülsin Onay'ın Türkiye Devlet Sanatçısı değerli sanatçımızın çok önemli bir konseri olacak. Hep birlikte zevkle dinleyeceğimize eminim. Bundan sonra da Doğu Akdeniz Üniversitesi bu tür etkinliklere eldeki imkanlar olanağınca destek vermeye devam edecektir. Hepinize geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konser dinlemenizi diliyorum. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz efendim. Gülsin Onay Festivali yarışması. Yarışmamız 5 kategoride açıldı. Farklı yaşlarda katılım gösteren yarışmacılarımızın çevrim içi olarak gönderdikleri performans videoları 8 jüri üyemiz tarafından değerlendirildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli piyanist ve piyano eğitmenlerinden oluşan jürimiz, yeterli katılım olan 3 kategorimizde kazananları belirlemiş oldu. Şimdi ilk kez ödül alanları açıklıyoruz. 17-21 yaş arası B kategorisi. 2 mansiyon ödülümüz var. Cameron Göktuğ Sevinç ilk mansiyon ödülünü alan yarışmacımız. Ve Eray Eroğluları yine ikinci mansiyon ödülümüzün sahibi. B kategorimizde birincimiz bulunuyor ve Sayın Tuna Yeşil. Tuna Yeşil 17-21 yaş arası B kategorisi birincisi oluyor. Kendisiyle ilgili kısa bir videomuz bulunuyor. Hep birlikte izliyoruz. Thank you.
Tebrik ediyoruz Tuna Yeşil'i. 13-16 yaş aralığındaki C kategorisini açıklıyoruz şimdi. Mansiyon ödülünü kazanan yarışmacımız İrem Bilen. Üçüncü gelen yarışmacımız Bora Gelibolu. İkinci gelen yarışmacımız da Melody Çelik. Ve C kategorisinin 13-16 yaş aralığındaki birincisi Ayşe Neva Eren oluyor. Kendisiyle ilgili videomuzu izliyoruz. Son olarak 6-8 yaş arasındaki yarışmacılarımızdan kazananları açıklıyoruz. E kategorisiydi. İkinci gelen Victoria Alpsaran oluyor ve birinci gelen Deniz Karadaş. Deniz Karadaş'ı hep birlikte izliyoruz. Yarışmamıza katılan tüm katılımcıları tebrik ediyoruz bu anlamda. Ve değerli konuklarımız, programımıza Gülsin Onay'ın piyano resitali ile başlıyoruz. Konserimiz esnasında cep telefonlarınızın kapalı durumda olmasına özen göstermenizi rica ediyoruz. Gülsin Onay ilk bölümde besteci Frédéric Chopin'in birbirine bağlantılı 4 bölümden oluşan Opus 58 C minör piyano sonatını seslendirecek. İkinci bölümde ise Gülsin Onay'a Kıbrıslı piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşlik edecek ve iki piyanist birlikte Edward Grieg'in birbirine bağlantılı 3 bölümden oluşan Opus 16 La Minör piyano konçertosunu seslendirecekler. Değerli misafirlerimiz, kıymetli alkışlarınızla piyano resitalini sunmak üzere değerli sanatçımızı davet ediyoruz.
Thank you.
Karısı çok teşekkür ederiz. 10 dakika.